Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı, 2012 yılında bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon teleskobundan elde edilen çığır açıcı sonucu 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 16:00'da tüm insanlara açıklayacağını bildirdi. Yayınladıkları fotoğraf bu oldu. Peki her şeyden önce kara delik nedir? Kara delik o kadar yoğundur ki hiçbir şey. Işık bile bu objenin yer çekiminden kaçamaz. Bu olay hakkında 1905 yılında Albert Einstein'ın oluşturduğu görelilik teorisinde bahsediliyor. Ve bundan 10 yıl sonra 1915'te Carl Schwarzschild bu denklemi çözdükten sonra Einstein'a göndermişti. Einstein bunu onaylayıp tüm dünyaya sunmuştu. Bu teori yer çekiminin madde ve enerji sayesinde uzayın ve zamanın bükülebildiğini ortaya koyuyordu. Aynı biz uyurken yorganın hareket etmesi gibi düşünebilirsiniz. Einstein'ın denklemi bir bölgede enerji ve madde çok fazla bulunursa uzay ve zamanın çökebileceğini, madde ve ışığı sonsuza kadar bir yerde tutacağını belirtiyordu. Kara delikler diğer tüm objeler gibi yer çekimi kanunlarını takip eder. Eğer bir tane kara delik güneşin yoğunluğuna sahip olsaydı ve şu anda güneşin yerinde güneşin yoğunluğunda bir kara delik olsaydı bu büyük ihtimalle bizi etkilemezdi. Güneş sistemindeki diğer gezegenler oldukları gibi dönmeye devam ederdi. Bize gerçekten zarar verebilecek bir kara deliğin yoğunluğunun daha fazla olması gerekiyor. Ve evet, bu kara delik Einstein'ın teorisine uyuyor. Event Horizon teleskobu artık bir kara deliğin fotoğrafını çeken ilk teleskop olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 200'den fazla araştırmacı bu görevde yer aldı. Hepsi 10 yıldan uzun bir süredir sadece bu fotoğrafı çekmek için çalıştı. Bu fotoğraf çekilirken bilim insanları dünya üzerine yayılmış 8 tane radyo teleskobunu VLBI teknolojisini kullanarak birleştirdi. Bunun sonucunda ise yaklaşık dünya büyüklüğünde yapay bir teleskop oluştu. Fotoğrafta gördüğümüz şey siyah, yuvarlak bir şeyin etrafında gözüken ışık çemberi. Bu kara deliğin çapı 38 milyar kilometre. Yani yaklaşık 3 milyon tane dünya büyüklüğünde. Burası Messier 87 dediğimiz bir galaksi. Ve bu kara delik bu galaksinin tam ortasında bulunuyor. Fakat bu kara delik tek seferde çekilmedi. Yıllar boyunca birçok fotoğrafı çekildi ve bu da hepsinin birleşmiş hali. Burası dünyaya yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta. Ve bu kara delik güneşimizden 6,5 milyar kat daha ağır. Şöyle de bir şey var ki burası bize çok uzak olduğu için bu fotoğraf 53 milyon yıl öncesine ait. Yani bir nevi tarihte çekilmiş en eski fotoğraf diyebiliriz. Hatırlarsanız çoğu kişi tarafından en iyi film olarak kabul edilen 2014 yılında çıkan Yıldızlar Arası filminde Cooper bir kara deliğin etrafından geçiyordu. Orada gösterilen kara delik böyleydi. Film ekibinin bu görüntüyü oluşturmasına yardımcı olan kişi Kip Thorne'du. Film ekibi Thorne'un yaptığı araştırmaları kullanarak bu görüntüyü oluşturmayı başardılar. Ve Thorne bu misyonda da önemli bir rol oynadı. Ve gerçekten çok yakından bakamadığımız için kara deliğin fiziğini tamamen göremiyoruz. Örneğin Plüton'un 1996 yılındaki fotoğrafı bu şekildeydi. Ve aradan neredeyse 20 yıl geçtikten sonra 2015 yılında Plüton'un çok kaliteli bir fotoğrafını yakalamayı başardık. Bu kara delik bizden 520 kentilyon kilometre uzaklıkta. Bu yüzden bugünün teknolojisiyle bu kara deliğin detaylarını tamamen görmemiz zor olurdu. Ve şöyle bir şey daha var ki bu kara deliğin fotoğrafını çok kaliteli bir şekilde çekebilene kadar geçen sürede o galakside milyon yıllar geçecek. Nasıl ya diye soruyorsanız şu sağ üstte çıkan videoyu izleyebilirsiniz.